Herkese merhabalar nasılsınız Evet yeni bir yorumla karşınızdayım Müslümanlar çıldırdı <laughs> gerçekten Müslüman alemine baktığımda çıldırdığını görüyorum Tabii ki hepsi değil ama şöyle bir baktığınızda e, hani bir söz var çok severim kaçarım Müslümanlardan sığınırım İslam'a diye o sözün yerine geldiği günlerde yaşıyoruz şuur gitti her dünyanın her yerindeki Müslümanlara bakıyorsunuz. 20 yıl önceki e, Müslüman toplumuna muhafazakar kesme bakıyorum. Bugün 20 yıl önce eleştirdikleri ne varsa hepsini yapıyorlar. E, Suriye Arabistan'a bakıyorum. Suriye Arabistan'da e, Riyad ve diğer şehirlerde maskeli balo yapılmasına müsaade edilmiş. Böyle ufak ufak başlar. Yani inşallah Mekke ve Medine'ye dokunmazlar. Yani. Öyle bir hale geliyor ki Müslümanlar hani bir söz var ya savaş düşmana benzemeye başlayınca kaybedilir. Şimdi Allah aşkına biz kınıyoruz, biz işte eleştiriyoruz ama bugün muhafazakar kesim ve dünyadaki Müslümanlara baktığınızda yıllardır zulüm gördükleri insanların eleştirdikleri hayatlarını yaşamak için fırsat kaçırmıyorlar. Yani e, takip ettiğim kişiler var. Ya 20 yıl önce siz beni beğenmiyordunuz. Benim başım açık, dışarıda çalışıyorum diye. Bugün bakıyorum eller havaya içkili mekanlarda böyle hayır ben zaten niye yapıyor demiyorum ama konuşu bakıyorsunuz 20 yıl önceki İslamla şimdiki İslam değişti mi? 20 yıl önceki veya 500 yıl önceki Kur'anla şimdiki Kur'an değişti mi? Hepimiz günahkarız. Ama bakın ben şuna dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Sorun insanların günaha girmesi değil. Bu beni ilgilendirmez. Ben kendi günahlarımdan sorumluyum. Ama bizim o iman hakikatleri dediğimiz şey var ya. Mesela bakıyorum. Benden çok daha muhafazakar geçinen insanlar e, haram olan şeyi ne var ne olacak demeye başladı. Yani ya da haram olan bir şeyi e, yani şimdi falan demeye başladı. Benim sorunum şu yani siz ben de başım açık günaha giriyorum ama asıl olanı hayatına uydurma evresine geçti Müslümanlar. Bak bu çok tehlikeli yoksa... Biz de geziyoruz, eğleniyoruz. Benim de bir sürü günahım var ama Kur'an ne diyorsa o haktır diyorsun. Ama yaşadığına inanıp yaşadığı gibi İslam'ı yorum katmaya başlayanlar oldu. Hani geçen bir önceki videoda söz ettiğim bayan İBB'de çalışan tam tesettür gerçekten tam tesettürlüydü. Fakat işte cebinden seküler arkadaşlarına içki e, servisi yapmasını finanse ederek yapmayı onlara bir borç olarak görüyor. E yarın aynı hanımefendi e, seküler arkadaşları tesettüre de başörtüye de karşıydı. Bir borç olarak açılırsa bunu da borç ödemiş olarak mı görecek? Yani orada içki ikram etmiş etmemiş bana ne açıkladım bir önceki videoda. Onu seyredin sonra beni ilgilendirmez o onun günahı. Ben prensip olarak ne içki parası öderim. Efendim evimde içki içirmem ama benim de alkol alan arkadaşlarım var benim sorunum değil yani ben de onların e, hayatına müdahale etmiyorum ama benim de prensiplerim bu ama Müslümanlar bakıyorsunuz e, ya dün neydi bugün neydi sen o gün beni onu bunu eleştiriyordun o zaman sen benim hakkıma mı girdin hayır aslında o gün sen bana doğru söylüyordun belki şimdi ne oldu? Suudi Arabistan zaten Kabe orada, onunla imtihanı var. Ve maskeli balo, ondan sonra farklı bir balo, ondan sonra şov görler, şovmenler, şunlar bunlar derken ufak ufak kıyamet alametlerine doğru gidiyoruz. İnşallah Mekke ve Medine'ye dokunmazlar. Müslümanların, dünya üzerinde ve ülkemizdeki Müslüman muhafazakarların ee, gevşemesi sonucunda ne oldu? Sekülerlere yaranabildik mi? Hayır. Ellerine ilk fırsat geçse Recep Tayyip Erdoğan'ı e, bir kaşık suda boğarlar. Beni de seni de. Benim başımın açık olması önemli değil. Bana diyorlar sen nasıl savunabilirsin böyle? Bütün sekülerleri demiyorum. Bazı biliyorsunuz radikalleri. E ben niye güveneyim? Güvenmiyorum. Ama asıl soru şu Müslümanlar çıldırmış olmalılar. Çünkü neredeyse Kur'an'ı kendilerine göre e, yeniden dizayn edip yazma noktasına doğru gidecekler. Kardeşim hiç değilse bari asıl olanı inkar etmeyin. Sorun burada. Sorun burada yoksa benim başım açık günahımı kabul ediyorum ediyor. hak olan budur diyorum. Benim mesela alkol olan arkadaşım var diyor ki ya diyor tabi haram ya diyor Allah ikrahlığını versin falan filan. Yani bu bizim nefsimizin zafiyeti. Ama bakıyorum normalleştirmeye başladılar. Yani Suudi Arabistan'da bu oluyorsa diğer ülkelerde neler olur? Ben gittim Ümre yapmıştım. Riyad yani Mekke ve Medine dışında başa çık dolaşmak serbest. Ama yarın Mekke ve Medine'de bir turistik aynen turistik merkezi gibi farklı şu an başka dinden insanlar giremiyorlar Mekke ve Medine'ye. Sadece ibadet amaçlı iki şehir gibi bir sistem var ama yavaş yavaş orayı da böyle e, turistik bir mekan gibi abdestsizleri de alıp işte bir fotoğraf çekilen yer gibi hale gelirse ben şaşırmayacağım ama inşallah bu dediğim olmaz. İnşallah haklı çıkmam. Bu yüzden benim endişem düşmanın ne kadar güçlü olduğu, düşmanın ne kadar saldırdığı değil. Biz Müslümanların düşmana ne kadar zihniyet olarak, bak şekil de evet ayrı ama zihniyet var ya zihniyet. Zihniyet olarak düşman gibi düşünüp düşman gibi algılamaya ve onun gibi o düşünce yapısını hayatına e, sirayet ettirmeye başladığında işte tehlike odur. Çünkü zihniyet her şeydir, şuur her şeydir. Hani dil ile ikrar, kalb ile tasdik her şeydir. Yoksa günahsız insan yok. Ama asıl sorun şuur ve zihniyetin düşmana benzemeye başlaması. Aha bu da çok önemli bir tehlike. Buradan hepinizi uyarıyorum. Hani Müslümanlar çıldırmış. İnşallah akıllarını başlarına toplarlar. Birbirlerine saldırmakta. Bir, birlik olamıyorsun. Bak bir Ukrayna savaşında görüyorsun. Nasıl birlik oluyorlar? Bak mültecileri nasıl aldılar? Nasıl onurlandırıyorlar? Ama Müslüman ülke Suriye'yi Müslüman ülkeler istemiyor ve aşağılıyor. Onurlandırmayı bırak onu geçtik olduğu gibi kabul etse ne yapıyorlar? Gitsinler diyor. Okulda çocuklar alkışlarla karşılaştırıyorlar. Çünkü kendi milleti kendi dininden. Müslümanlar ne yapıyor? Habire birbirlerinle çekişme. Kendi ülkemde de medyada. Ya kıskançlıktan hep bana hep bana alın lanet olsun her şey sizin olsun. Hep ona hep ona. Müslümanlıktan dem veren bazı arkadaşlarımızın nasıl sekülerleştiğini ben çok iyi biliyorum. 20 yıl önce kadına el vermeyen bazı televizyona çıkan yorumcu arkadaşların şimdi kadınlarla nerede ilom lay laylom lay layla ilom. ne oldu el vermiyordun şimdi ne oldu? Ben yine en azından 20 sene önceki sevdayım. Ama asıl sorun dedim ya düşmana benzemek. Onun şuuruyla hareket etmek. Ben korkuyorum yarın biz gibi düşünenleri kendi ülkemizin içindeki insanlar zaten şimdi ambargo uygulayarak bizi linç etmeye çalışıyorlar çok farklı bir şekilde. E, linç etmelerinden korkuyorum. Ha netice itibariyle bu dünya kimseye kalmayacak. Kimse kazık çakmıyor bu dünyaya. Herkes ölümsüzmüş gibi davranıyor. Cenazenin başında her şey ay hepimizin gideceği yer burası. Allah rahmet eylesin. Camiden ayrılıyorlar, mezarlıktan ayrılıyorlar. Şuur tekrar o çıldırmış şuur tekrar yerine geliyor. Allah çok cesaretliler. Ya dünya bir gündür o da bir gündür. Öldüğün zaman bu günahlarlar, yarın konuşurlar, öbür gün herkes kendi hayatına bakar. Aynı senin onun bunun yaptığı gibi. Sen nasıl başkaları için öyle, öyle olacaksın. Ama sanki hiç ölmeyecekler, dünyaya kazık çakacaklar, hayatta böyle devam edecek. Evet, tekrar ediyorum. Müslümanlar çıldırdı. İnşallah akıllarını başlarına toplarlar. Günahkar olmaktan söz etmiyorum asıl olan iman, iman hakik hakikatlerinden uzaklaşıp kendi hayatları gibi inanmaya başladılar. Yoksa ben hayatımın veya benim gibi birçok insan böyle doğru olmadığını biliyoruz. Her nefsimizin hepsimizin zafiyeti ama asıl olan olur. inkar yoluna gitmiyoruz veya onu değiştirme ne böyle öyle demiyoruz. Bu yüzden Bosna Savaşı'nda da aynısını demişti Aliye İzzet Be Be Begoviç. Savaş savaş düşmana başladığın, e, benzemeye başladığında kaybedilir. İnşallah biz kaybedenlerden olmayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar uğraşıyor. Bu kadar uğraşıyor. Bu kadar yük var omuzlarında ama biz Müslümanlar ona yardımcı nasıl olalım? İşte bu anlattıklarımın şuurundan uzaklaşmayarak şu çıldırmışlar da o şuura, eski şuurlarına gelerek şu adama yardımcı olalım. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin. Ee, yani başka türlü olmaz. Eski şuura dönmesi lazım. Özellikle Türkiye'deki Müslümanlara sesleniyorum. Muhafazakar dindarlara. Ee, sizin rüştünüzü ispat etmeniz için sekülerlere yaranmanıza gerek yok. Sekülerleşmenize gerek yok. Eğer sizin bir duruşunuz varsa, omurgalıysa, insanlar beyniniz varsa aklınız fikriniz insanlara kendinizi kabul ettirirsiniz. Kabul ettirmeyenlerle de mücadele edersiniz ama duruşunuz varsa o mücadele kutlu bir mücadele olur. Ama onlara yaranmak için, onları kendinize kazandırmak için onlar gibi oluyorsanız baştan savaşı kaybetmişsiniz. Dedim ya biz kaybedenlerden olmayalım.